Merhaba arkadaşlar. Bugünkü projemiz ekranda da görüldüğü gibi karmaşık bir proje. Aslında biz bu projenin yarısını yapacağız. Çünkü bu devre QRP denilen el yapımı telsiz devresi arkadaşlar. Alması ve göndermesi var. Biz sadece alıcı kısmı ile ilgileneceğiz. O da nedir? Anten filtresi, bakın şurada. Anten filtresi geliyor. Bobine giriyor. Bobinden çıkıp başka bir bobine giriyor. Entegreye giriyor. Entegreden kristallere giriyor. Kristalden transistöre, tekrar entegreye. Buradan ses olarak çıkıyor. Aslında mantık böyle hızlı anlatınca çok basit. Peki neden bu kadar malzeme var? Arkadaşlar devreyi kısaca en basit şekliyle anlatayım. Arkadaşlar modülasyon denilen olayı daha önceden anlatmıştım ama şimdi tekrardan anlatayım. Modülasyon denilen olay şuradan anlatsam daha kolay olacak. Bakın bu SDR cihazı yani yazılım destekli radyo alıcı cihazının programı. Şimdi bakın şu üstte Wide FM, Geniş FM, Narrow FM, AM, DSB, LSB, USB, CW ve RAW diye bir şey var. Bizim işimiz 1, 2, 3, 4, 5 taneyle. Diğerlerini çok kullanmıyoruz. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bakın şimdi. Şu anda şu siyahlığı şurası bozmuş. Değil mi? Biraz bir genişlik var. Arkadaşlar bu Geniş FM'in ses taşıma yani Geniş FM'in modülasyon genişliği bu kadar. Dar FM'i alıyorum. Bakın dar FM'i aldım. Küçücük kaldı. Görüyor musunuz? Hatta biraz büyütmeye çalışayım. Bakın. Şöyle diyeyim. Bakın. Geniş FM bu kadar. Dar FM bu kadar. Dar FM nedir? Arkadaşlar el telsizinden böyle şıkır şıkır ses duyamazsınız ya. İşte burada ses kalitesini düşürüp mesafeyi uzatmaktır amaç. Ve bunun genişliği en fazla budur. Şimdi AM modülasyona geçelim. Biraz daha küçüldü. Peki USB ve LSB'ye bakalım. Bakın arkadaşlar. USB, LSB tek yan banttan duyduğunuz sestir. Bir tanesi bir taraf, diğeri diğer taraftır. Bu genişliğin alanı içindeki sesi duyarsınız. Bu da CW'dur. İnceciktir. Göremezsiniz bile. Buradan da insan sesi asla aktarılmaz. Sadece Morse alfabesinin bipleri duyulabilir. O kadar incedir. Dolayısıyla frekans müthiş derecede hassas olmalı. Müthiş derecede keskin olmalı. Ve o şekilde biz bunu duyabiliyor olmalıyız. Şimdi bizim bugünkü yapacağımız iş SSB bandı yani LSB ve USB tek yan banttan ses duymaya çalışmak. Arkadaşlar bu amatör telsizcilik terimleridir ama bilgi bilgidir. Belki de çok hoşunuza gidecek bir şeydir ve amatör telsizci olacaksınızdır. Örnek veriyorum. Sonuçta elektronik bir cihaz yapacağız. Arkadaşlar modülasyonumuz bu. Şimdi bunu kapatalım. Şemamıza geri dönelim. Şimdi bu kadar malzemeyi neden kullanıyoruz? Arkadaşlar sesi o kadar ince daracık bir yerden duyabilmek için bir sürü filtreye ihtiyacımız var. Bakın bu vatandaş ne yapmış? Anten demiş. Bir tane bobinden geçmiş. Yetmemiş. Tabii burada kondansatörlerle de filtre etmiş. İkinci bobinden geçmiş. Burada bir anahtar yapmış. Biz bunu yapmayacağız. Çünkü bu tarafa giderse TX, yukarı giderse RX. O kafanızı karıştırmasın. Geliyor buradan bir tane bobinden geçmiş. Ayarlı kondansatörlerden geçmiş. Burada bir tane muayyen bobin var. Muayyen bobinin görevi sesi boğmaktır arkadaşlar. En basit tabirle söylüyorum. Yani belirli bir frekans katsayısına göre sesin kalitesini düşürüp boğmaktır. Burada sesi boğmuş. Öyle anlatayım anlamanız için. Burada yine bir filtre gelmiş. Burada bir bobinimiz daha var. Sesi yine boğmuş.
Ve burada SA612 ya da NE612 artık fark etmez. Bir tane entegremiz var. Arkadaşlar bu entegremiz mikser entegre, karıştırıcı entegre. Yüksek frekansla antenden gelen frekansı karıştırıcı entegre. Nedir bu? Bakın burada VCO denilen bir şey var. Burada biz daha önce yine videosunu çektiğimiz DDS denilen cihazımızdan buraya bir frekans gireceğiz. Sabit, net, pürüzsüz bir frekans girdik. Buradan da filtreden beri, antenden beri bir frekans girdi. Bu iki frekansı topladı ya da çıkardı. Ve tek bir çıkıştan buranın farkını alarak bize bir ses üretti. Bakın burada 4 tane birbirine seri kristal var. Kondansatörler de var. Kondansatörleri görmeseniz de olur. Önemli değil. Arkadaşlar kristal neydi? Normal şartlarda bir frekans üreticiydi. Burada vatandaş 4.9152 girmiş. Çok önemli değil. 7 MHz, 8 MHz'e kadar kullanabilirsiniz. Kristalin görevi titreşimle frekans üretmekti arkadaşlar. Ama burada ilginç bir bağlantı var. Buradaki kristalin görevi frekans üretmek değil. Buradan iki frekans çarpışımının farkından dolayı üreyen sesi daha fazla şekilde boğmak arkadaşlar. Yani burası bir ses filtresi. Az önce gösterdiğim modülasyonlara kadar daraltmak sesi. Fazlalığı kırpıp kaliteyi düşürüp size dinletebilmek. Buradan boğduktan sonra tekrar entegremize gidiyor. Tekrar bir karıştırıcı entegremize gidiyor. Burada da BFO denilen bir girişimiz olacak. Şu anda şemayı göremiyorum ama BFO denilen girişimizde de ses üretilecek arkadaşlar. Bu entegrede buradan gelen sesle BFO'dan gelen ses frekansını, bakın burada BFO kullanmamış, burada da kristal kullanmış. Pardon, biz BFO kullanacağız, özür dilerim. Bu birebir şema değil. Sıkıntı yok. Buradan gelen sesle buradan gelen BFO çınlamasını birleştirip antenden gelen farkla, tabii ki daha önceden birleşmişti, birleştirip buradan ses amfisine göndermek. Burada LM386 var. Bu iş için en mantıklısı LM386. Ben bu entegreyi hiç sevmiyorum ama önemli değil. Olayımız bu. En basit anlatılabilir şekli bu. Dijital DDS'den, yani frekans üreticiden giren sinyalle antenden gelen sinyal iki entegrede çarpıştırılacak. Ses filtrelerine boğulacak. Bize tek yan bant, az önceki USB ve LSB dediğimiz tek yan banttan daracık bir sesi dinlettirecek. Ve o esnada da tabii ki havadan gelen sesi süzüp filtreledip bize hoparlörden dinletecek. Mantık bu arkadaşlar. Devre kapsamlı bir devre. Yapmak isteyen yapabilir. Bütün proje detaylarını vereceğim. Şimdi gelin malzemelerimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar, toroid filtreli bobinimiz, çeşitli bobinlerimiz, kristallerimiz, muayyen bobin dediğim bu arkadaşlar. Çok eskiden radyoların içinde falan olurdu. Şimdi pek kalmadı ama. Burada bir tane transistörümüz var. Çeşitli bir sürü kondansatörümüz var. Yine alt satıra inelim. Burada elektrolitik kondansatörlerimiz var. Bir tane ayarlı trimmerımız var. Ses çıkışı için 250 ohm bir tane potansiyometremiz var. Trim potumuz var. Gerçi bu 470 ohm ama olur, fark etmez. Entegrelerimiz olacak. Bunlar entegre soketi. Entegreler çok pahalı olduğu için artık soketlere takıyoruz. Zener diyotlarımız, 1N4148'imiz, çeşitli dirençlerimiz ve plaketimiz arkadaşlar. Bu plaketin tasarımcısı ben değilim. Tango Bravo 5, Charlie Victor November. Şükrü hocamız. O çizmişken ben tekrardan çizmek istemedim. Zaten muhteşem bir plaket çizmiş. Her şey yerli yerinde. Müthiş çizmiş. Ben de o plaketi kullanacağım arkadaşlar. Baskı devre falan her şey var zaten. Paylaşacağım sizinle.
Evet arkadaşlar, çok büyük bir devre değil. Çok güzel dizgisi var. Evet. Şimdi malzemelerimizi montajına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, devremizin montajı bitti. Burada dikkat etmeniz gereken hususlar, lehimlere dikkat edin arkadaşlar. Çok hassas, çok güzel lehimler yapın. Çünkü plaketin şase doldurması biraz da fazla. Şaseye temas ettirmemeye çalışın. Çünkü şu iki entegre pahalı. Onun haricinde arkadaşlar bağlantılarımıza gelelim. Bakın burada artı eksi 12 voltumuz var. Bağladık. Burada VFO ve BFO var. Arkadaşlar bu ince bir anten kablosu. Siz kalın da bağlayabilirsiniz, bu Wi-Fi kablosu. Bu devreyi hatırladınız sanırım, bu DDS üretici, sinyal üretici. Bu yeni versiyonu ama eskisini de yapmıştık. Bunda da VFO ve BFO çıkışlarımız var. Bunların bağlantısını yapıyoruz. Bir tane de hoparlörümüz var. Evet arkadaşlar, şimdi devreye bir elektrik verelim ve ayarlarına geçelim. Evet arkadaşlar, sinyal üreticimizden bazı yapmamız gereken ayarlar var. Onu hemen göstereyim. Bakın burada if frekans var. Bakın burada kristal frekansını yazmamız gerekiyor arkadaşlar. 5.580 MHz, yani 5.580.000 Hz olmuş oluyor. Burada da BFO frekansı var. Aynısını yazıyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Başka hiçbir ayarımız yok. Şimdi şu anda ben iş yerindeyim. İş yerimin çatısında anten yok. Takmama da müsaade yok. Dolayısıyla bu devrenin denemesini evde yapacağız. Şu anda bakın, radyo hışırtımız var.
antene değdiğimiz zaman farklılaşıyorsa devrenin çalışma ihtimali var. Evet arkadaşlar. Frekansımızı buradan gireceğiz. DDS modülümüzden gireceğiz. Ve o frekansa eşdeğer antenden yayın varsa buradan SSB bandında, yani USB-LSB modülasyonunda dinleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda evdeyim. Çatımda antenim var. Anten bağlantısını yaptım. Benim tasarladığım aktif anteni bağladım. Evet arkadaşlar, şu anda ses duymaya çalışalım. Evet, bir ses duyduk. Evet arkadaşlar, Ruslar konuşuyor. Biraz daha hızlı arayalım. Diğer frekanslara geçelim. Bunlar telsiz görüşmesi arkadaşlar. 7 MHz'de 40 metre bandında telsiz görüşmesi. Evet. Evet, burada çok uzaktan geliyor ses arkadaşlar. Biraz daha aşağı frekanslara bakalım. Arkadaşlar o kadar bir hassas tarama yapıyor ki bu bantlarda sesler çok incedir. Evet, yine Ruslar konuşuyor ama nedense her şeyi tekrar ediyor. Devam edelim. Bakalım, bir Morse sesi bulmaya çalışalım. Tabi bulunduğum konumda şu anda Morse sesi var mıdır bilmiyorum ama 7-23'lerde olma ihtimali var. Genelde Morse ile konuşanlar buralarda konuşurlar. Evet, buldum. Arkadaşlar, Morse alfabesiyle konuşanlar daha hassas konuşurlar. Bakın, duyuyorsunuz. Onun için 10 kHz indiriyorum sesi.
Deneyelim bakalım. Evet. Daha dar bantta frekans gönderdiği için şu anda CW modülasyonuna geçtik. Neyse, normal modülasyonumuza geçelim. Evet arkadaşlar, biraz önceki konuşmaların olduğu yerlere geçelim. Bu arada ben cihaza hiçbir ayar girmedim arkadaşlar. Yani yapmam gereken şeyler vardı, yapmadım. Şuradaki iki muayenden ses ayarı yapmam gerekiyor. Belki ayarlıdır. Evet, ayarlıymış. Evet arkadaşlar. Devremiz yeterince başarılı çalıştı. Daha kuvvetli, daha güçlü yayın alan antenlerden daha fazla ses alınabilir. Evet. Şimdi biraz cihaz hakkında konuşalım. Evet. Son dakikada müthiş bir ses geldi. Bakın iki kişi konuşuyor. Birisi çok uzak kalıyor bize. Birisi daha yakın. Yakın olanın sesi daha gür geliyor. Neyse. Evet. Cihaz hakkında biraz konuşalım. Evet arkadaşlar. Devremiz çalıştı. Biliyorum uzun süredir devre yapamıyorum. Ya da ben her gün devreler yapıyorum ama YouTube'a atamıyorum. Arkadaşlar aşırı bir yoğunluğum var. İdare edin. Bundan sonra daha fazla devre yapmaya çalışacağım. Gelelim cihaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu SSB alıcı devresi. SSB nedir? Daha uzun mesafeye sinyal göndermek için sesin kalitesinden feragat edip ses kalitesini biraz bozup daha uzak mesafelere yayın göndermektir. Bakın şu anda hala cihazımız çalışıyor. Şu anda Ruslar konuşuyor. Çatımdaki 25 santimlik aktif antenle Rusya'dan sinyal alabiliyorum bu cihaz sayesinde. Arkadaşlar bu amatör telsizcilikle alakalıdır. Dinleme yapmaya alakalıdır. Şimdi bu cihazın göndermesi de var ama bu devrede ben göndermesini yapmadım. Çünkü o baya baya bir ihtisas istiyor. O ihtisas bende çok yok. Yani bir sürü ayar istiyor. O cihazdan ben yaptım. Yani QRP denilen cihaz bu. Yani 7 MHz'de mesela DTS modülünde 7 MHz'i ayarlarsanız, bobinleri de ona göre ayarlarsanız, akort ederseniz 7 MHz bandında yani 40 metre bandında yayın alır ve yayın gönderirsiniz. Ama bu sadece yayın alma devresi arkadaşlar. Burada iki tane toplayıcı entegremiz var. Bu iki tane toplayıcı entegremiz antenden gelen sinyalle DDS modülden gelen sinyali toplayıp ya da çıkarıp fark etmiyor. Kristal ses filtrelerinden geçirip sesi boğup bobinlerden geçirip bobinlerde de sesi boğup bir genlik oluşturarak size antenden gelen yayını dinletir arkadaşlar. Cihazın olayı bu.
Bu cihaz gerçekten kapsamlı bir cihaz ama uyarmama müsaade edin. Bu cihaz pahalı bir cihaz. Yani bu cihaz öyle 300-500 liraya falan mal edemezsiniz. Ortalama DDS zaten 600-700 liraya falan patlıyor. Devrenin üzerindeki iki tane entegre 150'şer lira, toplamda 300 lira. Yani bu devreyi yapacaklara baştan söyleyeyim 1000-1200 lira, böyle her malzemeyi aynı yerden bulup da sürekli kargo parası ödemek zorunda kalmazsanız 1000-1200 lira civarında maliyeti olacaktır. Meraklıları yapabilir. Gerçekten güzel çalışıyor. Anteniniz eğer aktif anten değil de gerçekten bir 40 metre bandında gerçek antense daha fazla gür ses duyarsınız ve daha fazla sinyal ya da yayın alırsınız, istasyon alırsınız. Şu anda burada dinlediğimiz bütün yayınlar telsiz yayınlardır arkadaşlar. Tabii ki telsiz yayınları radyo yayınları gibi sürekli müzik çalan bir yer değildir. Adam konuşmasını bitirir, mandalı bırakır. Siz hiçbir şey dinleyemezsiniz. Şu anda uzaktan olsun bir ses geliyor. Belki duyuyorsunuzdur, belki duymuyorsunuzdur. Önemli değil. Arkadaşlar devremiz çalıştı. Bu devreyi tasarlayan ben değilim. Bu devreyi tasarlayan, daha doğrusu baskı devreyi tasarlayan Şükrü Hoca. Facebook'ta güzel bir kanalı var. Mutlaka eğer böyle amatör telsizcilik ya da amatör ham radyo gibi şeyleri çok meraklıysanız mutlaka kanala abone olun. Kanal mı? Grup ya, grup. Facebook'ta grup oluyor. Gruba mutlaka üye olun. Videonun altına linkini bırakacağım. Evet arkadaşlar, daha fazla videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.